Hayatını İyileştir programına hoş geldiniz. Yanımda bu sefer iki tane misafirim var. Çok özel iki tane profesyonel koç var. Bir tanesi Sedef Dinçmen Köni, diğeri de Mehmet Altıoklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz çok eskiden beri tanışıyoruz. Dolayısıyla da burada tabii çok büyük bir avantaj olacak. Şimdi şöyle başlayalım. Koç dedim ama ikiniz de aslında çok özel bir alanda çalışıyorsunuz. Bu daha Türkiye'de çok da yaygın değil. Medikal koçluk. Hı hı. Şimdi medikal koçluk ne demek? Birazcık bilgi verebilirseniz ne fayda sağlıyor? Kimler almalı? Çünkü isim aslında çok bir tek sağlıkla ilgili bir şey olduğunu söylüyor. Hı. Değil mi? Bunun evet. dışında pek bir şey aslında söylemiyor. Mehmet sen mi anlatacaksın? Olur. Başlayayım tamam, ben. Başla sen başla. Tamam. Aslında önce çok kısa istersen koçluğun tarifini bizim anlayışımıza tamam, göre vereyim. Normal koçluktan oradan, da farkını koymak aynen. açısından belki daha doğru olur. Sen aynen, çünkü öyle gideyim. İkiniz de ikisini birden yapıyorsunuz evet, aslında. Evet, aynen. Koçluk bir yerden bir yere gitme ihtiyacı olan bir bireyin aldığı bir danışmanlık. Bu danışmanlık bir şeyin kendisine önerilmesi, tavsiye edilmesi şeklinde değil. Koçluğa özel yöntemlerle, araçlarla, sorular sorarak ve tekniklerle kendi iç farkındalığını yaratmak ve nereye gitmek istediğini bilip oraya gidecek iç kaynakları, dış kaynakları hepsini harekete geçirecek şekilde bir ortam yaratıp bunu sağlamak. Koçluk bu. Hı hı. Medikal koçluk ise temeli koçluğun bütün araçlarına ve bütün tekniklerine dayanıyor. Şöyle bir farkı var medikal koçluğun. Koçlukta insanlar bu değişimi istiyorlar ve değişim için koça geliyorlar. Medikal koçlukta maalesef değişim zorunlu bir şekilde danışanı bulmuş oluyor. Hiç kimsenin istediği bir durum değil herhangi bir medikal krizle karşılaşmak. Maalesef ve böyle bir durum, böyle bir fark var. Böyle bir durumu, bu süreci rahatlatmak üzere o zaman medikal koçluğa doğru dönüyor kişiler. Aynen öyle. Medikal koçluğun benim yaptığım... Peki bunlar yani hani aslında belli de biraz daha belirgin şekilde söyleyebilir misin? Şu tip durum, bu tip durum gibi. Tabii. Kronik hastalıklar genelde ileri... aşama olarak ileri olması gerekmiyor ama ileri hastalıklar diye nitelendirdiğimiz işte kanser gibi, MS gibi ya da fizik tedavi gerektiren ya da hani sakatlıklar gibi hastalıklarda çok çok işe yarıyor. Anladım. Ama tabii bu bir tek bunlarla sınırlı değil. Çünkü medikal kriz dediğimiz zaman aslında sağlıkla ilgili herhangi bir şey medikal bir kriz olabiliyor. Yani kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Kimisi için bir kanser teşhisi çok büyük bir medikal krizken, mesela bir ekran yüzü içinde yüzünde çıkan lekelenme çok büyük bir medikal kriz olabiliyor. Yani doğru. Dolayısıyla da hani aslında çok da sınırlamıyoruz. Herhangi bir şekilde kendi sağlığıyla ilgili veyahut da tanıdığı yakını birisinin sağlığıyla ilgili bir şekilde bu sürecin içinde olan herkese göre tasarlanmış diyeyim bir koçluk yöntemi. Peki şeyi soracağım yani ne tip araçlar kullanıyor? Çünkü bedenle çalışmak ve oraya ulaşmak hepimiz biliyoruz ki bir ilerleme sağlamak kolay bir şey değil. Bir onu soracağım. Yani kapsamda aslında ne var? Bir de yani vaat olarak aslında ne var? Hani neden almalılar? Şöyle söyleyebilirim öncelikle medikal koçluğun temel amacı şu. Birisi bir krizle karşılaştığı zaman diyelim ki kanser olsun. Bu ben kanserim demekle bende kanser var demek arasında çok büyük bir fark evet, var. Kesinlikle. Çünkü ben kanserim dediğinde hastalık bütün kimliği ve ele geçiriyor ve kontrolü ele almış evet, oluyor. Evet hayatın bütünü. Bütününü ele geçirmiş bütünü. Oluyor. Yani halbuki, ben diye ben. Ben, yani o kimliği üzerine oturtuyorsun. Aynen öyle. Kimliğini bununla ifade ediyorsun. Hale artık. Geliyorsun. Halbuki bende kanser var dediğinde bu bir bayağı bir paradigma kayması. Bu kolay değil bu şeye gelmek. Bunu ilk başta sağlamaya çalışıyoruz ama bunu sağlayınca hayatın... Yani bunu gerçekten sağlamak bile yani şu dediğin noktadan hani kanserimden bende kanser var'a
geldiğin o mesafe çok önemli. Yani evet. Gerçekten oraya geldiğinde, çünkü o zaman hayatının bir meselesi haline geliyor sadece. Aynen benim öyle. Anladığım kadarıyla. Ama hayatının kalan alanları bir şekilde devam ediyor. Aynen İkisi öyle. Arasında çok ciddi evet. fark var yaşam yani kalitesi olarak. Çıkıp çünkü ben bir deneyim kadının, o haline dönüşü. Ben bir anneyim. Evet. Ben şuyum, ben buyumun arasında bende bir de bu var oluyor. Dolayısıyla biraz normalize etmek belki. Tabii şimdi ilk etapta yani bunu şu anda duyan herkes ya nasıl normalize olur ki böyle bir şey? Evet, çok ağır şeyler kesinlikle. Ama zaten buradaki hedef de birazcık işte o süreci boyunca kişinin duygusal ve zihinsel olarak destek olabilmek ve kendi ihtiyaç duyduğu bu desteği kendi içinde aslında var olan ama belki de süreç nedeniyle unuttuğu, bir kenara koyduğu, üzerinde duramadığı bir takım kaynaklarını yeniden kullanabilir hale gelmesini sağlamak. İçsel kaynaklar burada aslında çok önemli. Tabii dışsal kaynakları da konuşuyoruz ama biraz o empowerment dediğimiz güçlenme doğru kelime herhalde. Hı hı. Biraz ona destek olan bir proses, bir süreç bu. O zaman zaten hani hastalıkların hani zihinsel sebepleri artık hep konuşulan aynen. bir şey. Yani beden zihin evet. bağlantısı bir anlamda da aslında çok tamamlayıcı bir şeye de götürüyor. Aynen. Çünkü hani bunu artık görüyoruz. Psikolojisi daha iyi olan hastalar hani daha iyileşme eğiliminde de oluyorlar. Hani tam hani kesin bir şey olarak ifade etmeyeceğim ama bu artık çok konuşulur ve çok yaygın bilinen bir şey haline de geldi. Zaten buradaki esas amaç beden, zihin, duygu bütünlüğünü sağlamak. Hı hı. Sadece bedenle çalışıyor olmuyoruz. Aslında biz bedenle aslında, o evet. anlamda çalışıyor da olmuyoruz. Biz esas zihinle ve duygularla çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Bununla çalışırken de gerçekten kontrolü ele almak. Yönetebilir alanlardan biri haline getirmek birinci aşama. İkinci aşamada tabii herkese göre değişen durumlar olabiliyor. Bazı insanlar mesela bedeninin kendine ihanet ettiği gibi duygulara kapılabiliyorlar. Çok doğal. Ya da belki hayatın, belki yaratıcının yani çok bir sürü bir şey var orada. Aynen. Hani orada çok değişik duygular çıkabiliyor. Öfke çıkabiliyor, derin üzüntüler çıkabiliyor, haksızlık edilmiş olma duygusu niye ben diyor insanlar haklı olarak. Bütün bunları yönetebilmek için çok ciddi bir destek oluyoruz. Evet, yani çok önemli. Hakikaten çok önemli ve bugüne kadar hani bilmiyorum ama Türkiye'de çok yaygınlaştı mı bu? Yani şu anda nasıl vaziyet? Çok yaygın değil. Yani biz işte bu... Çünkü çok kritik bir evet. şey. Hı-hı. Çok yani zor bir alan. Çok fazla bilinmiyor. Evet. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Şimdi bu medikal ben yani... Buna geçmeden önce başka bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Biraz onunla bağlantılı. Şimdi özellikle bizim kültürümüzde hani hastalık çok konuşulmaz. İşte insanlar çok fazla paylaşmaz evet, bunu. Evet, kapatılan ve kaçılan evet, ve bir hali var. Evet ve özellikle de hani çok sevgiyle bağdaştırılan bir şeydir. Mesela hasta kişi çok zor, ya ben çok korkuyorum. Böyle bir şey başıma geldi, işte ne olacağını bilmiyorum ve bundan korkuyorum demeye bile yer bulamıyor aslında. Hı hı. Çünkü böyle bir şey söylediğinde aman sus, işte konuşma öyle, işte kötü şey düşünme gibi böyle bir aslında çok iyi niyetle yapılmış bir takım evet. bariyerlerle karşılaşıyor. Evet. Şimdi evet. medikal koçun buradaki en önemli belki de destek olduğu yerlerden biri de bu. Hasta kişi karşısına gelip hiç kimseye söylemediği şekilde korktuğunu, üzüldüğünü, öfkelendiğini söyleyebiliyor bir kere. Bu bile çok mühim bir şey evet. zaten. Çok. Çünkü gerçek. Evet. Hani bastırmaya çalıştığı bir evet. gerçek. Ama ailesine mesela bunu kesinlikle paylaşamıyor. Tabii çünkü... üzmeyeyim etmeyeyim gibi aynen. durumlar da var. Aynen. Ne onları, hem onları üzmemek adına hem de işte böyle bir şey söylediğinde karşı taraf genelde bastırıyor. Yine çok iyi niyetle. Ve hastaların yakınları da aslında çok benzer şekilde ya acaba ne olacak? Açmayalım konuyu ama mesela diyelim ki işte eşi hasta ya da işte annesi babası çocuğu her neyse bunu dillendirmek bile kötü şeyi çağırmak gibi bir evet. Dürtüyle konuşulmuyor. Ya, hasta yakında, lafını unutma şeyi tabii. söyleyeceğim. Yani mesela benim babam kanserden vefat etti ve son dönemde ben çok yanındaydım.
karaciğer kanseri ve aslında şeydi hani ona söylenemiyordu bu mesela. Hani bırak bir şeylerin hazmedilmesini. Ben mesela bilip hani kimseyle paylaşamayıp ona da söyleyemeyip o şüphelenip hani bir takım şeyler hani akılda o sırada gidiyor geliyor hani belli süreçlerden geçiyor bir farkında bir değil ama tabii ki arada da soruyor ne oluyor bana diye hani gözüne bakıp bir şey yok demek zorunda kalmak falan. Bunlar aslında çok sağlıklı şeyler değil yani geçirdikten sonra anlıyorsun. Ya hiç değil aslında medikal koşulun bir tarafında terminal dönemdeki hastalar için geçişin gidişin de hazırlanması evet, var. Belki bahsetmek oraya... isteyebilirsin evet, yani. Yani evet medikal koçluğun bir aşaması da bu. Terminal hastayla çalışmak. Onun son dönemini aslında tamamıyla kendi istediği şekilde geçirmesine bir şekilde yardımcı olmak. Geride bırakacağı şeyin ne olduğunu bilerek gitmesine izin vermek. Çünkü şimdi geçiş diyoruz yani ölümden bahsediyoruz. Evet. Ölüm evet. lafı bile söylenmekte zorlanıyor. Aslında evet hepimizin hayatının doğduğumuz andan itibaren parçası o. Ve sadece tek belirli gerçeği. Evet. Ben bunu aynen. diyorum. Yani hayatta aslında tek bildiğimiz aynen. hayatın her anı belirsiz. Bir dakika sonra burada ne olacağını bile bilmiyoruz aslında. Aynen. Aynen. Ama tek bildiğimiz bir gerçeklik evet. var. Bir gün hepimiz bir gün. Öleceğiz. Şimdi evet. bu gerçekle, hayatın herkesin tek gerçekle kaçınır. Uyumlanmakta bucak aynen. bucak kaçar aynen. bir halimiz var. Aynen. Ve bu ne kadar sağlıklıdır değildir. Ben şahsen hani gerçeklerle uyumlandıkça daha dengeli aslında olduğumuzu düşünüyorum. Yani özellikle de böyle bir süreçteyse evet bir kişi, artık yani artık hani işte bu çok uyumlanma çok doğru bir kelime. Onu bir şekilde uyumlanmasına destek olan bir süreç. Bunu da kapsıyor medikal koçluk. Çok önemsediğimiz bir nokta ama işte biraz önce bahsettiğim yani bizim zaten insanımız ölüm konuşmaz, hastalık konuşmaz, aman işte kötü şey. Dolayısıyla çok yaygın mı değil. Hı hı. Keşke daha yaygın olsa. Evet. Biz de hani bunun için çok aslında uğraşıyoruz da, istiyoruz da yaygınlaşmasını. Yani dinleyen, duyan herkes ya evet çok önemli diyor. Hı hı. Bir yerde de tabii birçok duyguyla yüzleşme var burada. Tabii. Çok büyük korkularla yüzleşmeler var. Onun için de çok kolay kolay böyle bilmiyorum. Hani... Belki şunu da bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Açıklamakta fayda var. Mesela arkadaşlarımdan biri böyle bir dönem geçirdi. Göğüs kanseri. Ameliyat oldu vesaire falan. Yani arkadaşlara normalde verilmez ama hani yine de böyle bir desteği ister misin? Sana başka bir koç arkadaşımı yönlendireyim mi dediğimde hayır istemiyorum ya zaten herkes bir akıl veriyor. Başka bir akla ihtiyacım yok dedi. Akıl vermek şöyle, gibi mi bakıyorlar? Evet, genelde böyle yaygın bir kanı var. Medikal koç gelip şunu 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 yap diyecek diye bir algı var. Sanki bunaltacakmış gibi. Bunaltacak gibi, daraltacak gibi, onun alanını daha da sıkılaştıracak gibi. Halbuki hiç öyle değil. Gerçekte medikal koç alan açan birisi. Bunun altını çizmeniz çok iyi oldu aslında. Kesinlikle. Yani orada... İnanılmaz serbest bir alan sağlıyoruz biz danışanlara ve orada hiç kimseyle konuşamadıkları şeyleri konuşabiliyorlar. Yani öyle şeyler oluyor ki bazen hasta yakınları hastadan daha panik ve daha işi gerer ha, halde olabiliyorlar. Bir de oraya gelelim. Evet, aynen. Yani o durumda mesela hasta bundan çok daralmış olabiliyor ama öyle bir şefkat şeyi var ki orada. Orada da onu söylemenin imkanı yok. Benzer durum hasta yakını hastaya bakan kişiler için de söz konusu olabiliyor. Onlarda da çok çok görülen şefkat yorgunluğu diye tabir ettiğimiz bir şefkat durum var. Şefkat yorgunluğu. Şefkat yorgunluğu çok gerçekten derin bir şey. Asla dile getiremeyeceğiniz ama hissettiğiniz kendinizle yüzleşmekte bile çok çok zorlanacağınız bir durum. Kesinlikle. Buralarda da ciddi destekler sağlayabiliyoruz. Hı hı. Peki şeyi söyleyeceğim yani hasta yakınlarıyla da o zaman çalışıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii, çünkü tabii. orada da çok ağır durumlarda hani insan hakikaten ne yapacağını bilemiyor ne yani bir alana onların kesinlikle, da ihtiyacı var. Kesinlikle. Yani orada da mesela hasta yakını da yakınına bir şey olduğu için çok büyük korkular öfkeler duyuyor ama zaten hasta olan kişiye şimdi bunu söylemek bana yakışmaz ya da önce o iyi olsun ben sonra gibi bir yaklaşım oluyor hep.
yakınlarda da. Halbuki onların da böyle bir alana ihtiyacı var. Bir şekilde kendisini rahatlatmaya ihtiyacı var ki daha faydalı olabilsin baktığı kişiye de. Kesinlikle. Başka türlü olmaz zaten. Evet. Yani yoksa o da bir sürüklenir hale girebilir. Aynen öyle. Şey gibi bu, hani uçakta basınç düştüğünde önce kendiniz takın, evet, sonra çocuğunuza takın denir ya. Sen sağlam ve dengeli olmazsan yardım edemezsin. Dolayısıyla önce sen sağlam ve dengeli ol ve ondan sonra destek sağla gibi. Yakınlarla da çok çalışıyoruz. Hasta ve yakını birlikte koçluk almak istediği zaman ya tek koç ikisine birden hizmet vermiyor. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı mutlaka ki hani hiç kafaların arkasında bir soru işareti kalmasın. Bizim etik kurallarımız var. Yani böyle bir durumda bir danışanla konuştuğumuz bir şeyi herhangi başka birisiyle kim olursa olsun paylaşma gibi bir şeyde müthiş bir gizlilik şeyimiz var. ICF'in kurallarında da böyle. Hı hı. Koçluk lisansı iptal edilene kadar gidebilir gizlilik ihlali. Yine de kafa arkasında bir şey kalmaması için, koç olarak bizim zorlanmamamız için. Tabii. Çünkü seninle, aynen, konuştuğumda bir şey anlattığımda birisiyle ilgili, o birisiyle konuştuğumda, o da anlattığında ben dengeyi kaybetmemek için mutlaka iki koç birlikte paylaşıyoruz. Peki şeyi soracağım, yani bunun için herhalde zaten özel bir eğitimden geçiliyor değil mi? Yani normal koçluk eğitiminin yanı sıra bambaşka bir süreçten sizin geçtiğinizi ben biliyorum, evet, zaten. O süreç nasıl bir süreç peki? Ben mi anlatayım? Olur. Çok konuştum ben ama. Olsun. Peki. birer haftadan, aşağı yukarı birer haftadan 3 toplam hafta süren ama bu 3 aya yayılmış bir süreç. Modüllerin arasında ödevler yapıyoruz. Verilen ödevleri gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra koçluklar yapıyoruz ve koçlukları raporluyoruz. Raporlar süpervizör tarafından gözden geçiriliyor, geri bildirim veriliyor ve ondan sonra ancak koçluk yapabiliyoruz. Evet, çünkü hayır, şundan sordum bunu. Bu, yani medikal koçluk çok ayrı bir ne diyeyim, hani duruş olarak sizin psikolojinizi de çok etkileyecek bir şey olduğu için başka bir direnç ve dayanıklılık istiyor diye düşünüyorum. Onu soracağım. Yani orada nasıl sizler, yani daha zor çünkü diğer taraflara göre. Çünkü arka arkaya hep ağır, hep ağır, hep ağır. Hani bizim çalıştığımız, hani normal dinamiklerde diyeceğim, sizler onu da yapıyorsunuz biliyorsunuz, hani kimi zaman sadece bir ilişki, kimi zaman sağlık, kimi zaman işte bolluk, hani kimi zaman dahası, kimi zaman hani zaten başta söylediğin şeye gelecek, daha mecburi durumlar. Siz kendinizi nasıl tutabiliyorsunuz? Şimdi eğitim sürecinde tabii, yani dediğim oradan gibi, oradan da yani özel olması gerekiyor orada eğitimin. Da yani eğitimin içinde de tabii ki bir şekilde, hani nasıl diyeyim, kendimizi korumaya yönelik bir takım biz de teknikler öğreniyoruz. İşte ona yönelik duygusal olarak kendimizi güçlü tutmak adına eğitimin içinde de bir takım şeyler var. Çünkü evet, yani biz ağrı çalışıyoruz, evet, biz acı çalışıyoruz, işte hastalık çalışıyoruz, ölüm çalışıyoruz. Yani eğitim, hı hı, sürecinde bunlar var. Ama bir bölümü de kendimize bakmakla ilgili aslında. Evet, yani o kısım çok kritik. Hani her alanda öyle de sizde iyice. Ve ben hani kendi tecrübemden söyleyeyim. Gerçekten bu süreç ihmal edilirse, gerçekten de hani insan bir komedikal koç olarak zorlanabiliyor. Bir nokta geliyor ki artık hani dayanamaz. Duygusal olarak biraz fazla gelmeye başlıyor. O yüzden de çok disiplinli bir şekilde işte insanın kendi kendine de iyi bakması gerekiyor. Duygusal anlamda, zihinsel anlamda. Bunun için de çok farklı işte yöntemler var. Bunların bir kısmı eğitimde veriliyor. Bir kısmı eğitmen de bunu zaten söylüyor. Yani kendi yöntemleriniz, teknikleriniz de olabilir. Yani mesela işte ne bileyim, kimine yoga iyi geliyordur, kimine meditasyon iyi geliyordur, kimine başka bir yöntem, bilemiyorum ama benim tecrübeme göre, yani benim kendi kendimi bu konuda disipline etmem gerekti bu işe girdikten sonra. Tahmin ettiğim çok kolay olmayacağını tahmin ediyordum.
çok zor diyemem. Çünkü bunu kalpten istemek lazım. Aa, evet, bir de onu söyleyeceğim. Bu zihinden ve yok, hani belli, ne bileyim, profesyonel, işte hani sadece kazanalım falan diye yapılabilecek bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Zaten o yüzden de çok fazla insan medikal koç olmak üzere yola çıkmıyor. Benim için de, bildiğim için söylüyorum. Mehmet için de, yani bizim yürekten yapmak istediğimiz bir şeydi bu. Öyle olmasa zaten çok da fazla insan o elini o taşın altına sokmak belki istemiyor. Bir doğru bir tabir mi bilmiyorum ama. Evet, evet. Aynen öyle. Yani bu biraz... Ama işte kendimizi de tabii daha yakından tanıma fırsatı oldu. Neyin nerelerimize dokunduğunu da aslında bir yerde gördük yani. Genelde şöyle, yani sen söyle Mehmet, tamam. Pardon, bir tamamlayayım. O şeyi Sedef'in söylediğini. Koçun öz bakımının içinde aslında koçluk almak da var. Evet. Yani biz de zaman zaman, ya bir dakika gelsene bir konuşalım deyip birbirimize koçluk yaptığımız o zamanlar oluyor. O en sağlıklısı ve bence zaten sürekli olması gereken bir şey. Ben şunu savunuyorum, her alanda olması lazım. Evet. Yoksa çünkü yani kişinin kendisini görmesi kolay bir şey değil. Yani egonun da bir şişme şeyi var, riski var zaten, hani değil mi? Herkes bir şekilde danışılan haline geldiği zaman kesinlikle. O dengeyi çok iyi tutmak gerekiyor ki bizler de geçiyoruz bir sürü süreçten. Yürekten yapılan bir şey. Şimdi aslında yürekten yapılan bir noktaya gelebilmek için de diyeceğim, hani sizin geçmişlerinizin aslında burada çok kıymetli bir yeri var anladığım kadarıyla, değil mi? Yani oraya doğru, yani çünkü yoksa hani şu işi yapayım deyip bir heves duyup yapmakla bu aynı şey değil. Hakikaten yürekten yapmak gerekiyor. Ya yani şeyi merak ediyorum, yani bu kadar zor bir alan sizi ne çekti, orada? Ben mi başlayayım? Sen başla istersen. Ha? Sen başla. Zor tarafa girdim birazcık, değil mi? Biliyorum. beni şu çekti. Babamın hep söylediği bir laf varmış. Biz bunu çok çok sonra öğrendik. Kendi asistanlarına. Babam hekimdi. Geçen sene kaybettik. Bir seneden biraz fazla oluyor. Onun için bir kutlama yapılmıştı. Orada bunu biz duyduk. Asistanlarına hep şöyle dermiş. Hastayı fizik tedavi rehabilitasyon uzmanıydı. Hastayı ayağa kaldırmak için elinden önce yüreğinden tutmanız lazım. Ay ne güzel bir laf ya. Bir daha söyler misin? Çok ihtiyaç var şu anda çünkü buna. Hastayı ayağa kaldırmak için elinden önce yüreğinden tutmanız lazım. Bir doktorun bunu söylemesi ne müthiş bir şey. Evet, yani o tabii başka bir dönemin doktoru. Şimdi de var böyle doktorlar ama galiba sayıları azaldı. Beni çeken buydu. Sadece bu laf. Yani insanları... hangi alanda olursa olsun ayağa kaldırmak için, bir yerden bir yere götürmekte bir destek olmak için elinden, zihninden önce yüreğinden tutmak lazım. O yüzden de senin yüreğinle yapıyor olman lazım. Aynen öyle. Zaten başka aynen türlü öyle. Nasıl bağlanacaksın? Aynen süper, öyle. Süper, peki. Seni? Benim de kendim kişisel olarak işte çocukluğumdan itibaren böyle bir takım travmalar yaşadım hayatımda. Ve çekirdek ailemden de hani içinde büyüdüğüm işte annem, babam, abim işte farklı farklı şekillerde hepsini kaybettim. Ve ölümle ilgili de kendimce benim kafamda bir takım bazı hisler, bir takım düşünceler vardı. Aslında beni belki bu medikal koçluk içine ilk çeken bu yaşam sonu tarafıydı. Çünkü ölüm hep böyle işte acılar, korkular, öfkeler, bir sürü tamamlanmamışlıklar, İşte havada asılı kalanlar gibi şeyler çağrıştırıyor insanlara. Hani evet, doğru. Bıraktı, gitti, doğru. Gibi. Hep evet. Evet. Ya da işte erken gitti falan. Yani hep böyle bir bıraktı gitti temalı. Evet. Şimdi ben o konu üzerinde düşünürken bu benim karşıma çıktı. Ölüm konusunu ben düşünürken ve eğitimin sürecinde ve sonunda da aslında hep, yani şunu çok mutlu oldum ve iyi ki bu işe girmişim dedim. Çünkü bu geçiş dediğimiz, işte son dediğimiz, herkes farklı bir şekilde söylüyor ama ben her ne ise, bir yere gidiliyorsa gidiliyor, bilemiyorum. Ama bunun illa acılarla yüklü olması gerekmediğini, mutlu, huzurla, iç huzuruyla olabileceğini bir şekilde görme... ne diyeyim, mutluluğunu eriştim.
bu iş sebebiyle. Bunu hissettim. Dolayısıyla da benim için o süreçte olan kişilere bir şekilde kollarına girebilmek çok kıymetli oldu. Hakikaten çok yürekten dememin sebebi o. Başka türlü çünkü yapılacak bir şey değil. Ama aynı zamanda da her hastalık içinde bir şekilde bir sürü kayıp getiriyor. Evet. Şimdi bu illa hayatın kaybı olması gerekmiyor. Maddi kayıp var, güven kaybı var, zaman kaybı var. Aynen. Her türlü kayıp var. Sosyal ilişkilerde kayıp, evet, kayıp her var. Her türlü. Ve her kayıpla da mücadelenin içinde kayıpla yüzleşme, yani yas dediğimiz süreç var. Bu yas da aslında yönetilebilir hale gelebilir bir süreç. Bunu da gördüm. Kendim çok yas tutmuş bir insan olarak. Dolayısıyla benim sebebim de biraz buydu. Çok, yani aslında ne diyeyim, insanın kendi deneyiminden çıkıp ondan sonra başkalarının koluna girmesi de çok başka bir şey ve çok özel buluyorum ben bunu. Yani en bize çünkü öğreten şey ne olursa olsun, istediğimiz hani kursu, dersi gidelim alalım, kendi deneyimimizden ve kendi yaşanmışlıklarımızdan aslında taşıyıp getirdiklerimiz oluyor. Peki, farklı şeyler de yapıyorsunuz bu arada. Hani son kapatmadan önce diyeyim, zaten sanırım bir 5 dakikamız falan var. Başka bir şeyler de oluyor değil mi bunun yanı sıra? Oluyor. Oluyor. Peki. Hep burada erkekler önden oluyor. Hep böyle oluyor. Öyle yapalım dedik bugün işte. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hani bu kadar güzel iki hanımın arasında bir de bir öncelik alıyor olmak. Aa, ne güzel. Evet, ben hani yönetici liderlik koçluğu da yapıyorum. Eğitimler de veriyorum aynı zamanda. İki farklı şirketle anlaşmam var. Biri Koçum. Kurum içi eğitimler veriyorum. Kurumsal yani. Eğitimler veriyorum. C seviyesi dediğimiz hani genel müdür, CEO, CFO gibi insanların katıldıkları liderlik eğitimleri veriyorum. Çeşitlilik ve kapsayıcılık eğitimleri veriyorum. Yani birçok eğitim ve başka alanlarda da ama özellikle lider koçluğu yapıyorum. Orada yapıyorsun. Hı-hı. Senin de başka çalışmaların benim var. Benim de işte kişisel gelişimle ilgili senin de bildiğin Heal Your Life, evet, eğitimlerim var. Başka daha küçük böyle konu bazlı ufak workshoplar zaman zaman yapıyorum. Onun dışında da yani sadece tabii hastalarla değil, hani herhangi bir ihtiyacı olan başkalarıyla da koçluk yapıyorum. Ama yani hani daha böyle bütünsel halde olması, evet, ve altyapının, evet, da çok derine kadar gidebiliyor, evet, olması aslında çok büyük avantaj. Evet. Peki, çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Bizim sohbetimiz daha devam eder ama şimdilik en azından program çerçevesinde olanı diyeyim. Sonlandıralım. Bir programın daha diyelim, sonuna geldik. Sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.